Şimdi turizm gelirleri 2022 4. çeyrekte %22,2 artmış. Yine 11.3 milyar dolar olmuş 4. çeyrekte. Artış devam etmiş. Yani bu yurt içi yerleşiklerin... Evet, tüm 2022'de geçen yıl %53,4'lük bir artış var Abdurrahman Bey. Toplamı ne kadar? Hemen söylüyorum. 46.3 milyar dolar. Evet. Tam olarak tutturmuşlar tahmini. Çok evet. Güzel bir, iyi bir gelir. İyi bir gelir. Rekor bir gelir. Rekor bir gelir. Evet. Dolayısıyla cari açığımızı nasıl finanse ettiğimizi de aslında biraz gösteren bir şey. Dış açığı da söyleyeyim mi? Evet. Dış ticaret dengesi de Aralık'ta %9,7 düşmüş. 2022'de 109.5 milyar dolar olmuş. Yani 109,5 milyar dolar rekor. Evet, 109,5 milyar dolar. Evet, yani önce veri açıklanmıştı, 110 gibi. Aralık'ta 9.7 milyar dolar açık vermişiz. Hı-hı. Fazla falan değil, anladım. Yanlış söylediysem. Yılın tamamında da açık 109,5 milyar dolarla o da rekor kırmış. İşte onun yarısı kadar, yarısından belki biraz daha az da cari açık vermiş oluruz. Ama artık geçti 2022 yılı. Finanse ettik, bitirdik. Enerji demişler. Yeni yıla bakalım. Asıl enerji tabii şişirmiştir. Enerji işte kısmen aramalılar biraz. Aramalılardaki bu yıl aramalı hala ithalatı bazı... arttı ama. Ne? Bu yıl aramalı ithalatı da arttı. Enerji. İşte aramalılarında da bir 15 milyar dolarlık bir artış var. Hatta 19 milyar dolarlık bir artış var. Evet. Önceki yıla göre. Doğru. Geçen sene. Sadece enerji değil. Evet, enerjide 47 milyar dolarlık bir artış var. Çok ekstra yüksek. Artış. Altında bir 15 milyar dolarlık ekstra artış var. Bu aslında ana 3 kalem. Dış açığı yani. Rekora taşıdı. Evet, dış ticaret açığını rekora taşıdı. Ama aynı zamanda turizmde de rekor ama, var. Turizmde de rekor, o kısmen dengeledi diyelim. Onun için de finanse edebildik aslında. Belki biraz da kayıt dışı turist gelirleri, net hata noksan oradan geldi. Dolayısıyla biraz da dış kredi kullanımına ağırlık verdik. İşte bu nükleer Akkuyu Nükleer Santrali'nin finansmanı Rusya'dan geldi yani. Rusya'dan. Ondan sonra Rusya'ya bu doğalgaz ödemelerini erteledik ve yapmamaya başladık. Dolayısıyla döviz çıkışı olmadı. Yani bunların da ciddi katkısı olsa gerek. Çünkü doğalgaz ödemeleri aylık bazda bildiğim kadarıyla yüksek. Yani Merkez Bankası'nın döviz satışı durmuş çünkü BOTAŞ'a. Baktığınız zaman orada da iyi bir tasarruf ya da işte geleceğe erteleme yönünde yükümlülüğü erteledik. Dolayısıyla yani kurlar üzerine çok büyük baskı hissetmeden atlattık bu rekor dış ticaret açık olan yılı. Bu sene işimiz biraz daha kolay. Yani en azından bu enerjide fiyat artışları geçen seneki kadar değil, şimdilik değil. İnşallah böyle devam eder. Altında da işte geçen sene yaşadık zaten. Yani ondan daha da fazla ekstra bir artış beklemem. Bir de aslında aramallarında da yine fiyat yükselişleri olmayabilir. Çünkü emtialarda da belli bir istikrar var artık. Gıda fiyatları da öyle yani artmıyor, hatta düşüyor dünyada. Dolayısıyla oradan ithal edeceğimiz gıda maddeleri varsa. ediyoruz. Yok, mercimek ithal ediyoruz. Ama mercimek piyasası Türklerin elinde, onu söyleyeyim. Evet yani öyle ama dünyada, biz ithal yani mercimek görüyoruz. Anadolu kökenli bir şey, yiyecek. Burada yetiştiriyorduk. Şimdi bu işin öncüsü ya da ticaretini yapanlar, ihracatını, dış ticaretini yapanlar bakıyorlar. Ya diyor, bu Kanada'da yetiştirelim, Amerika'da yetiştirelim, Özbekistan'da yetiştirelim. Orası verime daha göre, şey. Yani maliyete göre. Ben aslında buna planlama ya da piyasa koşulları, fiyata duyarlılık diyorum. Yani fiyat nerede ucuz üretilebiliyorsa orada ürettiriyorlar. Ama bizim burada topraklarımızın da boş kalmadığını görüyoruz. O topraklarda başka bir şey ekiliyor. Evet, ama bakan diyor ki mesela çok su gereken bir yere diyor, çok kurak bir yere çok su gereken bir ürün ekiyoruz.
Tropikal meyveler mesela. Bu yanlış işte, bence onun asıl planlanması lazım. Yani bir ürün planlamasına gitmek lazım. Evet, kesinlikle. Çok su tüketen ürünleri yani bir şey etmememiz lazım. Üretmememiz lazım. Hatta ya ihracını yasaklamamız lazım. Çünkü ihraç ettiğimiz bu çok su tüketen ürünlerle beraber suyu da ihraç ediyoruz. Türkiye su zengini değil maalesef. Su fakiri. Su stresi altında bir ülke ve su fakir olmaya doğru gidiyor. Bunu engellememiz çok zor çünkü nüfus artıyor. Dolayısıyla yani burada bir planlama yapmamız ve bu su çok tüketen ürünlerden çekilmemiz lazım. Bunlar arasında şeker pancarı da var. Hatta ilk sıralarda geliyor. Büyükbaş hayvan eti tüketimi de var. Çok su tüketiyor. Dolayısıyla küçükbaş hayvan etine yönelmemiz lazım. Mümkünse kırmızı etten diğer etlere doğru yönelmemiz lazım. Yok, o olmuyor bizde o. Ama yani küçük hayat ve da. Fiyat dayatacak önümüzdeki onlu yıllarda diyelim. Hemen damak olmasa tadını bile. Biraz değiştirmemiz lazım diyorsunuz. Evet, evet. Bir de yani. Başka bir şeyler bulmamız lazım. Peki, bu arada dış ticaret açığı 2022'de siz de anlattınız ama tekrar oranı da vermek gerekirse %137 artmış. Bir rekora işaret ediyor. 109.5 milyar dolar olmuş. Ama bu açığın nasıl finanse edildiğini, ne olduğunu, nereden kaynaklandığını aktardı. Enerji fiyatları çok ağırlıklı yer tuttu dış ticaret açığının artmasında. Üretim arttıkça aramalı ithalatı da arttı. Bir de altın. Ama finansında da işte turizm verileri geldi. Gayet iyi bir gelirle kapatılmış 2022. 2023'te de artış devam eder mi ya da ihracat artar mı? Bu noktada da ihracatçı diyor ki biz pahalı kaldık. Bize özel bir kur istiyoruz. Turizmci diyor ki bu fiyat maliyetlerimizle aynı. İspanya bizden ucuz kaldı. Fiyat avantajını kaybettik diyor. Turizmciden de ihracatçıdan da kur sabit kalınca rekabeti kaybettik. Şimdi açıklaması geliyor. Biraz çelişki gibi geliyor bana. En azından turizm tarafında. Şöyle ki yani rekor bir yıl yaşamışız. Hem turist sayısı hem turizm gelir açısından. Yani çok iyi bir sezon geçirdik. Çünkü 2-3 sene insanlar tatile çıkamadı. İşte pandemisiz bir yılı ilk defa geçiriyoruz ya da tatil sezonunu ve Türkiye'ye yönelik de büyük ilgi var. Yani kabul etmemiz lazım. Hı hı. Türkiye dünyada turist sayısı bakımından 3. sıraya yükseldi. Gelir bakımından daha alt sıralardayız. Kişi başına turizm harcamalarını artırırsak gelir yönünden de ilk 5'e gireceğiz. Dolayısıyla Türkiye turizm açısından böyle şey değil, rekabet gücü eksik veya şey değil, düşük değil, yüksek. Bir de gelecek yıla ait ya da bu yıla ait diyelim. Yani gelecek yıl artık geçmiş yıl hafızasıyla konuşuyorum. Rezervasyonlarını mesela erken. Bu erken rezervasyonları yapmamayı tercih ediyor oteller. Niye? Fiyatların artmasını bekliyor. Evet. Müşteri var. Yani müşteri var. Dolayısıyla seyahat acenteleriyle böyle erken bir rezervasyona gitmekten kaçınıyor. Niye? Çünkü daha iyi bir fiyata ben bunu sana satacağım düşüncesiyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla turizm sektörünün eli güçlü. Anladım. Yani ihracatta kısmen tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı gibi şeyleri anlıyorum. Rakipler zorluyor. Asya yeniden üretime başladı, devreye girdi. Asya'dan gelen hakikaten keskin bir rekabet var. Bangladeş özellikle Türkiye'nin yerini alıyor. Bangladeş, Pakistan, kısmen Hindistan ve Çin. Dolayısıyla onlarla rekabet etmemiz zor oluyor. Yani Çin'de edebiliriz ama yani Çin'in de bazı maliyetleri çok düşük. Hani kişi başına geliri Çin'in Türkiye'den daha fazla. Dolayısıyla ucuz iş gücü orada da pek kalmadı. Ama Bangladeş'te demeyiz yani orada. Yani kayıt dışı ekonomi de çok yaygın. Edemeyiz, ücretler tabii. De düşük. Dolayısıyla edemiyoruz da yani. Bu onu gösteriyor bence. Dolayısıyla katlı kur ya da işte birden çok kur uygulaması geçmişte Türkiye'yi iyi bir yere taşımadı. Yani belki ilgili sektörlere bir kaynak aktardı diyelim.
Hani o sektörleri kısmen ayakta tuttu, istihdamını korudu filan ama yani bir sektörü uzun süre böyle cam fanusta beslemek zor ya. Yani eşyanın tabiatına aykırı gibi bir şey. Dolayısıyla bir ülkenin tek kuru olur. Bağışıklığı güçlenmeli. Yani rekabet edebiliyorsak edeceğiz. Etmemiz için bu sektörlere teşvik vermemiz gerekiyorsa verelim ama bunu kur yoluyla vermeyelim. Çünkü kur 85 milyona yük. Enflasyon yoluyla yük. Yani enflasyonu azdırıyor. Bir de yani doğru dürüst bir rekabet gücü elde edemiyorsunuz. Çünkü kur arttığı zaman içeride mal ve hizmet fiyatları artıyor. Mal ve hizmet fiyatları birkaç ay sonra sizin kurdan yakaladığınız avantajı tekrar alıp götürüyor. Yani geçen sene olan oluyor. Geçen sene yılbaşında gayet avantajlıydı ihracatçılar. Çünkü işte dolar kuru %121 düzeyinde artmıştı 3-4 ay içerisinde. Ama sonra ne oldu? O kur artışı enflasyonu tetikledi. Maliyetler yine enflasyon arttı. Ve işte ihracatçıların yurt dışına sattıkları mal ki o yurt dışı tüfe diye ifade ediliyor ve TÜİK tarafından açıklanıyor. %100'ün üzerine çıktı. Şimdi rekabet edemiyorlar. Yani üzerinden bir sene geçmedi. Demek ki yani kur yoluyla rekabetin çok kısa süreliğine bir katkısı var. Ülke ekonomisine de büyük zararı var. O yola girmememiz lazım. Ama teşvikse devlet hakikaten oturur, düşünür, hesabını, kitabını yapar. Teşvik verilebilir. Ucuz kredi zaten veriliyor. Evet, o var. Yani finansman i̇şte, sorunu var denilse de bir şekilde. Ama yani bu yani birkaç tane kurun olması hakikaten çok kafa karıştırıcı, haksızlık yaratıcı bir durum. Yani uygulanmaması lazım. Bakan Ersoy erken rezervasyonlar da gayet iyi gidiyor demiş turizmde. İşte bence yapmıyorlar yani. Yapmaya yanaşmıyorlar. Fiyatlar yukarı çıkıyor. Yani Türkiye artık yani sezonda oda, fiyat verecek. Oda sayısı, oda fiyatlarını ya da yatak fiyatlarını, kişi başına fiyatları yukarı çekiyor. 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm gelir hedefi var bu yıl. Yani o da herhalde 900 dolara denk geliyor kişi başına turizm harcaması bölersek. Artacak yani. Artacak evet. Ona işaret ortalamanın ediyor. Ortalamanın üzerine çıkacağız. Ama hala düşük tabii. Yani 1000 dolar civarında bir hedefimiz var orada. Yani 1000 dolar da Türkiye şartlarında iyi çünkü hani turist gelip de nerede neyi harcasın? Yani biraz alışveriş yapıyor onu görüyorum ben de. Bayağı bazı yapıyor. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bayağı. Yani lüks mağazaların en pahalı işte çanta vesaire. Gördüğüm zaman hakikaten seviniyorum aslında. Orta gelir grubunun dışında üst gelir grubunda da turistlere yapılan harcamadan daha büyük harcama onlara da yapılıyor. Yani 38 milyar seviyesinde bizim iç tüketiciye, yani yerli tüketiciye satışımız var dedi Türkiye Giyim Sanatçıları Derneği Başkanı. Evet. Biz de alıyoruz, turist de alıyor. Yani bizim pazar, iç pazarımızda yani büyük yani aslında tekstil konfeksiyonu çok gelişmiş bir sektör evet. Türkiye'de. Yani yurt dışında kalitesi ya da yabancı yüksek. Malı diye aldığımız malların çoğunu da aslında Türk firmaları üretiyor. Yabancı marka konuyor üzerine. Katma değeri biraz sıkıntı olabilir. Bir de tekstilde yeşil dönüşüm çok önemli. Çok fazla ihracat yaptıkları için yeşil etiket arıyor firmalar. Ona da yatırım yapıyorlar. İşte orada da bir sıkıntı var. Evet, maliyet artışı yani var. Maliyetle boğulmuş sanayici. Öyle bir izlenim var. O yüzden de bir çıkış arıyorlar. Bu mürekkep boya şeyleri de bayağı arttı maliyetleri. Pazar rekabeti yüksek. Evet. Resesyon var. İnsanlar çok fazla doğru, seçici. Doğru. Resesyon korkusuyla o insanlar ilk giysten feragat ediyor. Ederler. Dolayısıyla hepsi bir araya gelince bir boğulma var. Ama hani bunun çözümü kur mu? İkinci bir kur mu bilmiyorum. Onu soruyorum. Bu